Selamlar, Kıymetli İşler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, size aç kalın diyemem ama açlığın bastırabilecek tarifi verebilirim. Arkadaşlar, şu karışımı içtiğinizde yaklaşık 4 saat çok net bir şekilde aç kalabilir, tok kalabilirsiniz. Açlık hissetmeden tok kalabilir ve herhangi bir tatlı ihtiyacı duyduğunuzda bunu direkt bastırması amaçla da kullanabilirsiniz, içebilirsiniz. Ben size çok basit bir tarif vereceğim. Bakın, gördüğünüz gibi şurada süt var. Şu gördüğünüz tarçın, kahve ve bu şekilde suyla hazırlamayacağız kahvemizi. Biliyorsunuz sütün tok tutma özelliği var. O yüzden biz de bu özelliği kullanacağız. Kahvemiz hazır. Şöyle. Öncelikle su yerine aynı ölçüde bir fincan süt koyuyorum. Yine aynı ölçüde her zamanki gibi kahvemizi koyacağız. Bir ölçek olması yeterli. Şeker koymuyoruz yine. Çünkü açlığımız bastırması için şeker ve tarçın zaten bizim için çok çok yeterli bir besin. O yüzden biz bunları, bakın, tarçın ne kadar koyacağımı anlatacağım. Şöyle alalım. Yarım çay kaşığı. Küçük bir kaşık bu, çay kaşığıyla. Bunu da ekliyorum. Şeker koymuyoruz dediğim gibi, kesinlikle başka tatlandırıcı. Bu defa hurma da yok. Kesinlikle hurma da kullanmayacağız. Çikolata da kullanmayacağız. Lokum, herhangi bir şeker tatlandırıcı yok. O yüzden şöyle karıştırayım, ben de göreyim. Hem köpüklü, bol köpüklü kahvenin sırrını buradan öğrenmiş olursunuz. Böyle diyet kahvesi yapmak istemezsiniz ya da böyle tok tutan özellikle bir kahve yapmak istemezsiniz. Çok pratik. Kahvenin çok köpüklü nasıl yapabileceğimizi ben size göstereceğim. Şöyle taşıyalım. Bol köpüklü kahve hazırlayacağız. Öncelikle altı çok kısık olacak. Önemli olan detaylardan bir tanesi de kahvemizin en altı. Öncelikle açtığımızda çok kısık olması gerekiyor. Yüksek ateşte kesinlikle kahve pişirmiyoruz ve tamamen başında olacağız. Kesinlikle ayrılmamamız gerekiyor. Kahveyi demde kesinlikle kaynatmamamız gereken durumlardan bir tanesi. Evet, ses geliyor. Ben o yüzden bunu kapatacağım. Şöyle. Şimdi ışık alıyor. Bakın, kısık. Altı bayağı. Şu anda yarımda. Bakın, siz de bu şekilde püf noktalardan bir tanesi. Ben eskiden fincanlı kahve pek fazla yapamazdım. Neden? Kahveyi kaynatırdım. Alabildiğinde kaynattığım zaman da hem tadı olmuyor, hem kokusu olmuyor, hem de lezzetli olmuyor. Yanık kokusu geliyor. O yüzden artık yapa yapa öğrendik kahvemizi, çok şükür. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Bu sütlü kahve çok fazla bilinen bir kahve değil. Sütün biliyorsunuz zaten bir bardak süt maksimum 4 saat tok tutma özelliği var. İçinin içine tarçın girdiğinde hem metabolizmamızı hızlandıracak, hem açlık hissimizi bastıracak, hem de tatlı krizimizi tamamen sıfıra indirmek için çok ideal bir içecek hazırlıyoruz. O yüzden günde bir fincan sabahtan ve akşam duruma göre siz kendiniz onu ayarlayabilirsiniz. Günde bir fincan da içebilirsiniz. İsterseniz iki fincan da içebilirsiniz. Bu şekilde bu üçlü kombinasyonu hazırladığınızda hem çok tutacak bize, hem de kilo vermemize yardımcı olacak. Zaten açlık hissinde olmadığımız zaman da ne yapıyoruz? Az yemek yiyoruz. Az yemek yememiz bize için avantaj. Bakın, zaten süt içine çok ideal bir ölçüde olduğu için kesinlikle su kullanmadık bunun içine. Sürekli takip etmemiz gerekiyor. Tatlandırıcı koymadık. Tarçınımızı koyduk onun yerine. O yüzden gün boyu tokuz. 4 saat. Bu kahveyle 4 saat maksimum tok kalabilirsiniz. O yüzden ben de bugünkü öğünümüzü sizinle paylaşmak istedim. Bakın, tam köşeden küçük bir kıpırtı. Bu bizim için yeterli. Normal suyla da yaparsak bu ölçü birazcık daha kaynasın. Onu bekliyorum. Öyle alabildiğince kaynadığında kesinlikle köpük olmaz.
Bu şekilde içersek, yani kahvemizi bu şekilde hazırlarsak, kahvemizin üstünde telvesi bile oluyor arkadaşlar. Yani kahve parçalarını telvesinde bile görebilirsiniz. Çok lezzetli olur, tadını alabilirsiniz. Bakın. Tamam, kahvemiz bu kadar. Oldu. Zaten içinde süt olduğu için hemen bir açılma oldu renkte. Ben şöyle çekeyim bunu da. Bak. Üzerinde köpüğü duruyor. Bu şekilde. Yavaşça fincanıma geçirdim ve bol köpüklü kahvem hazır. Ben giderek tripota doğru götürüyorum. Çok harika görünüyor. Çok güzel bir kokusu var. Süt, tarçın ve kahve. Çok harika bir üçlü. Bunu hayatınızdan çıkarmayın derim arkadaşlar. Çünkü önümüzde hayatımızda bizim için çok önemli noktalardan bir tanesi olabilir bu. O yüzden bizim üçlü kombinasyonumuz hazır. Herkese yapan arkadaşlarıma afiyet şifa olsun diyorum. Kolay gelsin.